Merhaba arkadaşlar, Yunal yapım olarak yeni bir oyun tanıtım ile karşınızdayız. Oyunumuzun adı Homeworld Desert of Karak diye bir oyundur. Oyunumuz tamamen stratejiye dayalı zaten. Oldukça güzel. Unity tarafından da yapılmış zaten. Oyunumuza hemen şampiyondan başlayalım. Start dedim ve başlıyoruz. Oyunun temel amaçladığı şey bizi öğretmek amaçlı. Yani işte yönlendiriyor. Şunu böyle yapıyorsunuz, bunu böyle yapıyorsunuz gibisinden. Birkaç tane teknik bilgi veriyor. Ardından savaş sahneleri ve gelişim sahneleriyle karşımıza çıkacaklar. Oyunun ilk başında bizlere hani araçları otomatik veriyor. Herhangi bir üretim ağı sağlamıyor. Yani üretim yapabileceğimiz herhangi bir bina vesaire yok. Ama ileride bakalım bunları bize sağlayacak mı? Onu net olarak oyunun ilerleyen zamanlarında göreceğiz. 2016 yılına geldik ama bayağı iyi yapmışlar yani oyunu. Yani beklentilerimizi artık gitgide strateji oyunlarında yükseltiyorlar bu tarz oyunlarla. Hani bu oyunda göreceksiniz siz de farklı bir şey yapmışlar yani grafik tasarım. Diğer oyunlara pek benzemiyor. Bu önden gidenler belli olduğu gibi zaten savaş araçları en arkada duran büyük araç da bizim ana üstümüz diye geçmekte. Üstteki adam bize genel olarak bilgi vermeye çalışacak ve görevlendirmede bize yardımcı olacak. Bazı şeyleri var böyle çok cins, onları ben size gösterteceğim. İlk bölümde bile hani öğretirken bile bunlar sıkıntı yaratabiliyor bazen. Bunlar araçlarımız sol altta da filan çıkıyor. Diğerleri de gidiyor zaten. İlk önce sağa sola haritaya filan göremiyorsunuz zaten. Bize görevleri yaptırtacak. Ondan sonra açık haritada rahatlıkla oynayabileceğiz. Aracı göstert diyor. Buraya ilerleyin diyor. Savaş araçlarınızı buraya sürükleyeceksiniz. Bunu da zaten ilerletemiyorsunuz. Bunu tamamladık. Öncelikle shift tuşuna basılı tutarak önce buraya, daha sonra buraya işaretleyeceksiniz. Ya shift tuşu yani bir yerden iki hafıza alabiliyor. Daha da fazla alabiliyor tabii ki. Tıkladığınız her yere tek tek gidebiliyor. O da ne işe yarıyor dersiniz? Oyunda tek tek tık 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 işaret etmenize gerek kalmıyor. Zoom diyor. Mouse'unuzun orta kamera tuşlarını falan kullanabiliyorsunuz. Araçlarınızı şöyle bir bakalım. Evet, bu çıkma tuşuydu. Zoom'u yaptık zaten. Mouse'unuza tıklarken sağ ve yani mouse'un sağ tıkıyla böyle kamerayı 360 derece döndürebiliyoruz. Hani bunu göstertiyor bizlere bir nevi. Press backspace to reset the camera to its default orientation. Carrier here. Panning the camera is just as easy. Press the arrow keys on your keyboard. Aynı şekilde kamerayla şunu yapmamızı istiyor. Tamam. Bunu da tamamladık. Birazcık saçma. Yani siz de yaparken dikkat edin bunlara. Sağ altta harita panelleri ortaya çıktı. Aracımız onu gösterecektim. Geçti gerçi ama. Evet, şu anda açık halde. İlerlememizi isteyecek. Beni bu tarafa doğru ilerlet diyor. Tek başına ilerletemiyorsunuz. Bu araçların kalkan görevi için şöyle tıkladığınız anda bunu koruma alanına yaparken aracınız ilerleyebiliyor. Yani alana girdikten sonra evet, şu anda ilerleyebilir. F'e bastığınız anda sadece araca kilitlenecektir. Yani eskiden hani şöyle bir sağa sola gitme vardı, aracım neredeydi filan demesi vardı. Şimdi F'e basarak otomatik tık diye yerine ulaşabiliyorsunuz. Sağ alttaki şeyler bu konumlandırma, hani çevrenizin yüz ölçümünü gösterdi. İşte atak sıralarında filan yaparken bu gerçekten güzel bir oyunda tasarı olmuş benim için. Bunun yanı sıra şu var.
Onu mesela şöyle işaretledikten sonra bunu iptal ediyorsunuz tuşu. İşte stop adamları ataktan durdurmanıza falan yarayacak tuşlardır. Space tuşuna bastığınız anda aracınızın alan içerisindeki bölümünü görüyorsunuz. Yani bir nevi radar alanı diyebilirim. Bunu görüyorsunuz ve çevrenizdeki tabii ki size düşmanları da gösteriyor. Bu da oldukça güzel. Örneğin şurada player'larımız var, kendi adamlarımız. Enemy units dediği de düşmanlar. Solda bulunanlar da normal araçlar. Onlara da bakalım ilerlesin bir. Şunlar bir şey değil, kırmızı olarak gösterdikler. Onlar da bir alan gibi bir şey. Yer daha doğrusu. Eğer dışarıdan düşman geldiği zaman bu tarz bir alan bize atıyor. Düşmanları görebilmemizi sağlayacak kısacasına bunlar da. Hani alanın dışında kalanlar için. Tekrar space tuşuna bastınız mı tekrar alan içerisine giriyoruz. Saldırıyı göstertiyor. Saldırı sırasında toprağın arkasında, yani yükseltinin, dağın mesela yükseltisi oluyor, onun altında kalırsanız ateşlerin hiçbiri bir işe yaramıyor. O yüzden ne kadar yükseğe çıkartırsanız sizin için o kadar iyi. Yani bakın, hani işe yaramıyor. Birazcık daha ilerlettik mi araçları ya da arabalar gelmeye başladıkça atakları işe yarayacaktır. Bunu bize gösteriyor. Biz araçlarımızı şu anda toparlayacağız. Evet. Araçlar gelmek üzere. Hemen karşılıklı bir saldırıya geçelim. Yani şöyle yaptığım anda bizi o savunma hattında koruyacaktır ama bakalım. İlerlemeseler daha iyiydi. Evet, baya baya sağlam aletik. Bir de oyunda şu güzellik var. Araçlar birbirlerine health'lerini verebiliyor. Yani canları yükseltebiliyor. Mesela şu arkadaki adamın canı düşük. O radarda bir şey fark edildi. Onu tam göremedik. Mesela şu aracın birazdan canı yükselecektir. Haritayı bir gezelim olmazsa araçlarla. Şöyle yapacağım. Shift tuşuna basılı tutarken birkaç tanesini de arasından ayıracağım. Böyle yaparak haritanızı açabiliyorsunuz. Tabi bu dıştan görünümü, dıştan görünümüne ben hasta oldum zaten. Bu denli beklemiyordum oyunu göstermesini. Şu anda harita alanlarını rahatlıkla açabiliyoruz ve dışlarına kadar da çıkabiliyoruz. Örneğin şu araçları buraya götürdüm mü haritanın dışına çıkacaklar. F'e basalım, hemen onların yanına gitsin. Evet, bu şekilde oyunumuzu rahatlıkla görebilirsiniz. Şimdi asıl araç üzerinde kalkan açmasını şöyle açtığınız anda, mesela nereye kadar açalım? Buraya kadar bir savunma hattı bizlere veriyor. Savunmasını tabii ki o sahnelerde sağlıyor. Artık bütün araçları geri toparlayacağım. Ana birime getireyim.
Ya haritayı bu şekilde çok rahatlıkla kullanabiliyorsunuz kısacasına. Şu yerler tam ne işe yarıyor bilmiyorum ama örneğin bize şurada şunu göstertiyor. Şu görevlerinden yemin ediyorum nefret edeceksiniz zaten ama görevler bittikten sonra inanın çok hoşunuza gidiyor bölümleri. Şurayı işaret ediyor ki. Zaten araç bir kere yerinde kaldım, bir daha hayatta kalkmıyor. Tam bir şey yani. Ama şu heriflerin kalkan olarak kullanması çok güzel. Koruması, ona bayılıyorum. Ya şu bombaları kısacasına adamlara verdi. Şarjör doldurma da denebilir bir nevi. Şimdi adamlar geliyor. Örneğin. Saldırdı canımı. Tabii ki araç da saldırıyor. Bu da çok iyi oluyor aracın saldırması. Bizim savunmamızı kısacasını arttırıyor. Bakalım daha gelen var mı? Yok. Bunlar büyük tanklar. Tankların tabii ki de şeyleri farklı. Kalkana bastığınız anda otomatikman koruma alanı sağlıyor. Mesela sol tarafı koru diyor. O tarafı yönelik yerleri koruyor sizin için. O tuşları da görürsünüz siz de oynayınca. Evet, şu anda çok yönlü düşman saldırısı göreceğiz. Ama üstesinden geleceğim elbette. Sağdakiler mega. Onların üzerine mesela atabilirim diyor. Aracınızın şeyini onların üzerine doğru yapabilirsiniz ama daha engel olacaktır. Onu bizlere belirtecek. Ama şimdi şöyle deneyeceğim. Bütün araçları birleştirip o şekilde hareket edeceğiz. En güzeli o çünkü. Evet, şunlar birazcık şey kopuk. O yüzden önce bu bölgeyi halledeceğim. Sizler sağdan saldırın. Onlar soldan. Bayağı fazla gidiyoruz. Adamlara biraz haksızlık oldu ama işin zevki zaten bu. Mesela arkadakiler kaldı, saldırmıyor. O yüzden sürekli incelememiz gerekiyor. Bir savunma istiyor bizden. Savunmaya dikkat edin diyor da gerek yok o kadar. Adamlarımız zaten çoğu burada. Tanklar zaten şunlar leblebi gibi yer. Bakın dikkat ederseniz şunlar hiçbir işe yaramıyor. Adamlarımızı leblebi gibi yiyorlar. Yani yerde biz yedirtmiyoruz, öyle diyeyim. Evet, şimdi geldik en önemli. Şunlar ışın araçları, bunlar çok kuvvetli. Onları başta götüreceğim. Oyunu zaten şu alan görünüşüne bitiyorum, mükemmel bir şey ya. Farkındaysanız hepsi birbirlerini helliyor şu anda. Yani canları otomatikman yükseliyor. Dur biraz yavaş. Of kilitlendiler. Evet, araçlarım üzerine doğru da aldı. Şimdi hiç beklemediğiniz bir şey göstereceğim. Aracın hava alanı da var elbette. Mesela nereye bırakalım? Bir yere bırakmamızı istiyor mu? Şuraya diyor. Hemen bir bırakalım oraya. Şimdi ne olacak acaba? Buradan uçaklar havaya kalkıyor.
ve otomatikman onlara saldırmaya gidiyor. Yani o şey oyunlarında bunlara bitiyorum zaten. Strateji oyunlarında bu havaalanı, hava saldırılarına çok güzel oluyor. Mesela bunu kullanması için daha seçeneği var. İçeride olan uçakları tekrar yollayabiliyorsunuz. Yani ne kadar uçağınız varsa içeri yollayabiliyorsunuz bunları. Bize destek olabiliyorlar. Geri kalan desteği de artık araçlarla vereceğim. Biraz grafik olarak düşük oyun. Hani daha önce oynadığım oyunlara bakılacak olursa. Ama şeyleri gerçekten güzel. Oyundaki fonksiyonları güzel. Bize farklılıkları sunmuş hep. Evet, bu bölümü geçtik. Artık ikinci bölümden başlıyoruz. Bu bölüm artık daha profesyonel. Gördüğünüz gibi araç çıkartabileceğimize yönelik şeyler. Normal modda oynayalım. Bakalım karşımıza ne gibi unsurlar gelecek. Şu anda bu oyun yabancı olarak çok tutmuş. Eski versiyonları da yine bulunuyor büyük ihtimalle. O yüzden de tutmuş olabilir ama ülkemizde bakalım ne derece tutacak. Strateji oyunları çünkü pek değer verilmiyor ülkemizde ama yine de sevenleri var tabii ki. Evet, şu anda gezegeni gösteriyor. Our planet is dying. The desert grows with every passing year. The world is at war. But there is hope. An object has been detected deep within the Great Banded Desert. It has been called the Jirachi object. The primary anomaly. We believe it may hold the key to our salvation. An expedition to retrieve it is being prepared. Araçları ne kadar yüksek yapmışlar. Rahat hareket etsin diye. Bu merkezimiz oluyor. Bayağı da korunaklı gördüğünüz gibi ama saldırı yer mi ileride? Büyük ihtimalle saldırı göreceğiz.
Videoyu özellikle geçmiyorum. Çok güzel çünkü. Ya bir genel teknolojiyi gösteriyor bir nevi bizlere. Şu arabalar kadar hızlı bir şey yok ya. Acayip hızlılar ve seri hareket ediyorlar. Oyunda. Evet, şu an sistemleri test ediyorlar. Açık mı, aktif mi gibisinden online diye. Şu an her şeyimiz aktif olarak çalışıyor. Herhangi bir sıkıntımız gözükmüyormuş. Araçlarla kapıdan çıkacağız, ilerleyeceğiz. Bunlar da bize verdikleri savaş araçları. İnşallah verir yani. Vehicle production, resource salvaging, and combat operations. Time is of the essence, so let's run through these quickly. Cleared in the fleet operations? Is your channel clear? Affirmative. I will be providing all non-critical updates on unit production, research, resource salvaging, and all carrier systems through this channel. Copy that. Stand by to initiate production test. First, deploy a salvager from the command carrier Kapisi. Stand by. Brenner copies. Science officer responding. Kapisi reading. İki araç üresin de. Stand by to commence resource test. Construction units identified. Order the salvager to gather nearby resources located here. KPC, go ahead. Suffered a mechanical failure and requires immediate repairs before departure. Bir tane daha üretmemiz gerekiyor şundan aslında. İki tane olmalı. Located here. Cruiser reading. What do you need? Şunun tamire ihtiyacı varmış. Rachel'la hemen tamir edelim. ...800 birikti. Bakalım bizden ekstra bir araç daha yapmamızı isteyecek mi ona bakıyorum. Daha henüz bir şey yok. Evet, tamir ediyor. Ve etti. Şu an bu görevi de yaptık. Adamlar artık savaşa hazır gidiyor onlar. Ben önce biz çıkacağız zannediyordum da yok, biz çıkmayacakmışız. Adamları tamir edip yollayacağız. İnşallah onu da tamir edeceğiz. Evet, bir tane daha üretebiliyoruz şu anda. Allah Allah. Şunu açmamı istedi ama anlamadım. Salvage array ready. We got an assignment. Buna mı güvenlik sağlayacağım acaba?
İlerlesin bakalım. Sadece defans sağlıyor. Light attack diyor. Fabrika diyor. Fabrika şura. Fabrikaya herhangi bir şey yapmadı. Araç da üretemiyoruz. Kapı kapanmış. Kapıyı açacağız büyük ihtimalle. Onu da yapacağız. İleride. Salvage ready. Lockdown for mobilization. We got an assignment. Research completed. Light attack vehicle fabrication. Üstteki yere basıp sadece aracın gelişimini bir nevi sağlayacakmışım. O yazı ondanmış yani. O, ben de zannettim ne yapacağım. Üç tane daha bundan istiyor. Onları da yönlendirecekmişim. 1, 2, 3. Strike craft ready. Light attack vehicle online. Moving to guard position. Light attack vehicles ready. Target drones are now ready for weapons testing. Use the light attack vehicle to target and destroy the drones. Tarzı şeyler var. Daha doğrusu hani hedef öyle diyeyim. Bunları işaretleyeceğiz. Bir nevi alıştırma yaptırtıyor bize. Sen şuraya. Sen de şuraya. Senin gelmene gerek yok gerçi. Evet. Hedeflerin hepsini de almış bulunmaktayız. Bu oyunumuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız arkadaşlar. Bir diğer videomuzda artık ikinci bölümüyle sizlere karşılayacağız. Şimdilik görüşmek üzere. Hemen sağ alttan kanalımıza abone olmayı unutmayın. Ve ileriki videolarımızda beğenip yorum yapmayı da unutmayın. Görüşmek üzere.